Saygıdeğer arkadaşlarım, bildiğimiz gibi Filistin Halk Direniş Örgütleri ile Siyonist İsrail arasında yoğun bir savaş sürmekte. Biz daha önce de belirttiğimiz gibi 1960'lı yıllardan bu yana, yani devrimci kavgaya girdiğimiz yıllardan bu yana Filistin halkının haklı ve meşru davasını, direnişini hep savunduk. Siyonist ABD emperyalist haydutunun Orta Doğu'daki jandarması ve ileri karakolu ve petrol bekçisi görevini yapan İsrail'e karşı çıktık. Bugün de aynı kararlılıkta ve aynı inançtayız ve aynı karşıtlığımızı sürdürmekteyiz. Bugün bu Filistin direniş örgütlerinin başını Hamas gibi orta çağcı bir örgütün çekiyor olması bizim Filistin davasını desteklememize, kuşkuya düşmemize asla sebep olmaz. 11 direniş örgütü destekliyor ve savaşıyor şu anda İsrail'e karşı. 60'lı yıllarda Naif Havetmen'in, George Habbaş'ın demokratik cepheleri vardı. Filistin Halk Kurtuluş Cepheleri vardı. Sosyalist, Marksist Filistin örgütleri vardı. Yasser Arafat'ın demokrat, laik, Arap milliyetçisi El Fetih Filistin Halk Kurtuluş Örgütü direnişinin yanında İsrail'e karşı savaşan. Ama bugün zamanın ruhu diyelim artık sosyalist kampın yıkılışıyla birlikte bütün dünyada devrimci hareket, sosyalist hareket bayır aşağı gitmeye başlayınca dünyamızın geriye savrulmasıyla birlikte bu hareketler de etkinliğini ve gücünü yitirdi. Orta çağcı Hamas ön plana geçti. Olsun, bu Filistin davasının haklılığını ve meşruiyetini asla gölgelemez. Ülkemizde birkaç günden bu yana orta çağcılar sokaklarda eylemler yapıyorlar. Van'dan İstanbul'a, İzmir'e varıncaya kadar ordu Gazze'ye diye sloganlar atıyorlar. Bir kısmı beyaz kefenler giyerek meydanlarda yalandan gösteri yapıyorlar. Oysa bunların ilk sormaları gereken soru şudur: Tayyip niye ortadan oynadı? Niye açıktan Filistin halkının haklı ve meşru savaşına, mücadelesine destek vermedi? Ne dedi Tayyip? Tarafları itidale çağırıyoruz. Barışçıl yöntemlerle bu işin çözülmesini istiyoruz. Bu konuda arabuluculuk yapmaya hazırız. Arabuluculuk konusunda üzerimize düşeni yaparız. Ortadan oynadı. Hani sen Kudüs Müslümanların ilk Kâbesi diyordun? Hani bizim vazgeçilmezimiz diyordun? Adam Kudüs'ü başşehir yaptı ya Siyonist İsrail. Başşehrini Tel Aviv'den aldı, Kudüs'e getirdi. ABD emperyalist haydutu da büyükelçiliğini Kudüs'e getirdi. Sen ne diyorsun buna karşı? Hiç. Ortadan oynuyor. Tarafsızı oynuyor. Oysa Küba, Venezuela, Arjantin, Kolombiya, Brezilya devletleri ne yaptılar? Açıktan. Ve Bolivya devletleri, Filistin halkının yanındayız. Onun meşru mücadelesini savunuyoruz. Siyonist İsrail'in bu halkın haklarını gasp etmesini kınıyoruz şiddetle dediler. Bu ülkeler, bu devletler Hristiyan ya. Onlar bile Filistin halkının meşruiyetini kabul ediyorlar. Ama 21 seneden bu yana din alıp satarak, insanları Allah'la aldatarak iktidar olan ve 300 milyar doları aşkın kamu malını ailesiyle birlikte zimmetine geçiren Tayyip ortadan oynuyor. Biz hep dedik ya, bunların Müslümanlığı bir maske. Hırsızlığa, yolsuzluğa, soyguna, ihanete, koltuğa, makama, üne, poza bir maske, bir kamuflaj ya bunlar için din. Bir sos, bir peçe. Bunların Müslümanlıkla falan ilgisi yok ya. Maun suresinde Hazreti Muhammed böylelerinin iç yüzünü açıkça ortaya koyar. Lanet olsun onların kıldıkları namazlara der. Onlar gösteriş yapıyorlar, başka hiçbir şey değil der. Merhum ilahiyatçımız Yaşar Nuri Öztürk'ün deyişiyle bu Tayyipgillerin tamamı Maun mücrimi arkadaşlar. Bu Tayyip ne yaptı?
Amerika'da dünyanın en önde gelen Yahudi kuruluşu olan örgütün başkanı Abraham Foxman'ın elinden cesaret madalyası alıp boynuna taktı, değil mi? Ve dünyada Yahudi olmayan birine verilen ve birinin boynuna takılan ilk madalyaymış bu arkadaşlar. Demek ki Tayyip bu denli İsrail dostu, Siyonist İsrail sevici, Müslüman satıcı, Müslümanlara ihanet edici. Şimdi bu ordu Gazze'ye diye meydanlarda dolaşan, sloganlar atan Tayyipgiller meczupları desinler ki Tayyip'e, eğer işkenlikleri varsa, eğer o yürekleri varsa sen bırak da galiba yapmayı. İlk önce Yahudi lobisi başkanı Abraham Foxman'ın boynuna taktığı Yahudi cesaret madalyasını çıkar boynundan, İsrail'e iade et. Hadi bakalım, yapabilecek yürek var mı Tayyip'te? Bir görün bakalım. İşiniz gücünüz kandırmaca, dümen, hile ya. Alaylısın yani. Ne diyelim? Ne yazık ki işte İnsanlarımızın yarısını bunlar hala bunca zulme, bunca soyguna, bunca hırsızlığa, bunca vurguna, bunca yalana, hileye, dümene ve ihanete ve vatan satıcılığa rağmen insanlarımızı Allah'la aldatmaya devam ediyorlar. Tuzaklarına düşürmeye devam ediyorlar. Ne diyelim, kaderin böylesine yazıklar olsun. Kalın sağlıcakla. Videoyu izledikten sonra Siyasetin Sesi adlı kanalımızı beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.